Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Tutulma mevsimi başladı. Evet, sonbahar aylarına girerken iki tane tutulmayla karşı karşıyayız. Ay tutulması. Evet, bu tutulma gerçeklerle bir bütün olacağımız, aynı zamanda hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğimiz, zaman zaman hayalle gerçeği birbirinden ayırt etmekte zorlanacağımız ama bağımlılıklarımızdan kurtulmak adına, şifalanmak adına bizlere yol gösterecek bir tutulma olacak. Ve bu videoda hem bu tutulma hem bu 2 Ekim tutulmasıyla alakalı olarak burçlarımızda bizi ne yaparsak bu tutulma zamanlarında bize iyi geleceği konuşuyor olacağız. Evet, Migros TV'desiniz ve Migros TV biliyorsunuz herkese iyi gelecek. Her zaman bu motto ile yola çıktık ve bakalım bu tutulmada ne yapmanız gerekiyor? Hangi alanlardan alacaksınız tutulmaları ve ne yaparsanız size iyi gelecek? Bütün bunları konuşmaya başlıyoruz. Ama her şeyden önce tutulmalardan asla korkmamanız gerekiyor. Tutulmalar senede 4 kere gerçekleşiyor. Bazen 4'ten fazla da olduğu görülebiliyor. Ama hayatımızda hızlı değişim ve dönüşümleri yaşıyoruz tutulma zamanlarında. Algımız açılıyor. Bırakmak istediklerimiz hayatımızdan çıkıyor ve yeni almak istediklerimizi, başlatmak istediklerimizi hayatımıza yeniden katmanın da bir anlamda farkına varıyoruz. Yani farkındalığımızın iyice açıldığı zamanlar. Haydi bakalım o halde Koç burcundan Balık burcuna kadar size neler iyi gelecek anlatmaya başlıyorum. Sevgili koçlar, bu ay tutulması kadersel alanınızda. Biraz kapalı bir alan burası. Biliyorum birçok yerde böyle tedirgin olduğunuz bazı cümleler duyuyorsunuz. Ama özellikle bu tutulma zamanı ruhunuza iyi gelecek hareketlerde bulunmak, manevi tarafınızı beslemek, biraz da hem doğadan hem sizi destekleyen ve seven insanlardan destek almak önemli olsun. Derin nefes almak, olumlu düşüncelerde bulunmak ve uzun zamandır hayatınızı düzene sokmakta zorlanıyorsanız belki de elinize alacağınız bir kalem kağıtla neler yapacağınıza dair güzel planlar içerisine girmek size bu tutulma zamanı gerçekten iyi gelecek. Siz beni dinleyin. Aynı zamanda 2 Ekim'deki tutulma ilişkiler alanınızı tetikleyecek ve ilişkilerle ilgili konularda da önemli kararlar alacaksınız. Ve sevgili boğalar, özellikle hem 2 Ekim tutulması sağlık alanınızda, gündelik hayatın koşturması, işle ilgili konularda verilecek önemli kararlar gündeminize yerleşirken bu 18 Eylül'deki tutulma ise arkadaş çevrenizi yeniden düzenleyeceğiniz, yeni ortamlara katılacağınız ve geleceğinizi ilgilendiren önemli kararlar alacağınızı da gösteriyor. Bir kere arkadaş çevrenizden gitmesi gerekenlere artık bay bay demeniz gerekiyor. Hayatınıza daha fazla etki etmeyecek insanları yanınıza taşımamanız gerekiyor. Diğer taraftan neler yapabilirsiniz? Eğer çok sevdiğiniz ve gerçekten size destek olduğunu düşündüğünüz sevdiğiniz arkadaşlarınız varsa onlara daha fazla destek verebilir, moral verebilir, onlarla daha fazla vakit harcayabilir ya da onların yardımına koşabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem doğa yürüyüşleri, yoga tarzı ya da pilates tarzı kendi vücut sağlığınızı önemseyeceğiniz bazı hareketlerde bulunmak. Yine deniz, hava, bol güneş üçlüsünden faydalanmak, doğru beslenmek ve ruhunuzu dinlendirecek aktivitelerde bulunmak, belki güzel bir podcast dinlemek size ve ruhunuza gerçekten bu tutulma zamanı iyi gelecek. İkizler burcuna geçelim mi? Haydi sevgili ikizler. Şimdi bir kere bu tutulmayı kariyer alanlarınızda yaşıyorsunuz. Amaç ve hedefleriniz doğrultusunda odaklanmanız gereken bir dönem. Kariyerinizde belki de patronunuzdan ya da beraber çalıştığınız insanlardan gereken desteği göremediğinizi, her şeyin üzerinize yığıldığını ve zaman zaman da çok böyle insanlara yumuşak davrandığınız için çok çabuk suistimal edildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. O halde kariyerle ilgili durumda yapmanız gerekenler öncelikle zaman yönetimini iyi kullanmanız. Bu tutulma zamanı önceliklerinizi iyi belirleyin. To-do listleriniz varsa, hani İngilizcesini söylüyorum ama bir listeleme yapmak, önceliklerinizi belirlemek, bunları iyi yapmaya özen gösterin. Hatta bir tanesini bitirmeden diğerine sakın ola ki
geçmeyin. Mesela nefes egzersizleri bu dönem size iyi gelebilir. Diğer taraftan uyku düzeninizdeki iniş çıkışları ve sağlığınızla ilgili zaman zaman böyle anksiyetelerinizi biraz daha kontrol altında tutmak size iyi gelecek. 2 Ekim'deki tutulmayla beraber hem aşka hem de keyfe hayatınızda daha fazla yelken açtığınızı göreceksiniz. Evet sevgili yengeçler, sıra sizde. Şimdi yengeçlere geldiğimizde bir kere bu tutulma yepyeni insanlarla tanışmanızı sağlayacak sevgili yengeçler. Değişik ortamlar, farklı kültürden insanlar ve bu ortamlarda tanıştığınız insanlardan göreceğiniz destekleriniz yüksek olabilir. Bu aralar kafanızda yüzlerce plan var. Geleceğiniz konusunda oldukça heyecanlısınız ve geleceğinizi etki eden insanlarla da tanışmaya meyillisiniz. İşte bu tutulma en çok size iyi gelebilir. Bu anlamda tanışacağınız insanları göz ardı etmeyin ama gerçekçilikten de asla uzaklaşmayın. O zaman bir tavsiyede bulunalım. Eğitim hayatınızda farklı eğitimleri hayatınıza almak, belki bir kursa ya da bir seminere yazılmak size çok iyi gelecek sevgili yengeçler. Diğer taraftan ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda da almanız gereken önemli sorumluluklar var. 2 Ekim'deki tutulmayla beraber ev değiştirmekten tutun, aile hayatınızla ilgili vereceğiniz önemli kararlar da devrede olacak. Eviniz için güzel alışverişler yapabilirsiniz ve bu alışverişlerin size yaradığını görebilirsiniz. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar, maddi konulara odaklanacağınız bir tutulma karşınızda. Bir kere yatırım seçeneklerinizi iyi gözden geçirmeniz gerekebilir. Bütçenizde iyi ayarlamalar yapmalısınız. Yani bütçenize dost alışverişler özellikle bu tutulma zamanı yüzünüzü güldürebilir. Hatta Migros size iyi gelebilir sevgili aslanlar. Hem bütçe dostu ürünler hem de geleceğe yönelik atacağınız adımlarda hesaplı alışverişleri tam da bu dönemde rahat bir etkiyle hayatınıza alabilirsiniz. Diğer taraftan iletişimsel konularda şanslı etkiler altında olacaksınız. 2 Ekim'deki tutulmayla beraber yakın çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz destekler yüksek olurken iletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama ya da dijital platformlarda önemli işleriniz varsa İşte bu işlerden yana şans ve fırsatlar önemli adımlarda devreye girebilir. Aslanlardan sonra hangi burç mu var? Elbette ki Başaklar. Şöyle bir bakalım. Başaklar. Tutulma ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor ama ben size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. İlişkilerde kontrolü bırakın. Zaten bırakmasanız bile bırakmak durumunda kalacaksınız. İlişkilerden beklentilerinizin ne olduğunu göreceksiniz. Sevdiğiniz insanla baş başa geçirilecek güzel vakitler ya da henüz biriyle yeni tanıştıysanız bu insan hakkında öğreneceğiniz bazı bilgiler, ilişkilerle ilgili konularda kendinizi yeniden keşfetmenize neden olacak. Bu da size iyi gelecek bir anlamda. 2 Ekim'deki tutulmayla beraberse para konularına odaklanacak, maddi yönünüzün kuvvetlendiğini görecek, gönlünüzce alışveriş yapmanın tadını çıkaracaksınız. Bu gelen paralar elbette ki bir sonraki tutulmaya kadar hayatınızda hızlı açılımları devreye sokabilir ama bir kısmını bir kenara atmayı da ihmal etmeyin. Sevgili teraziler, ay tutulması sağlık evinizde gerçekleşiyor. O yüzden sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerekiyor. Düzensizlikleriniz varsa bu düzensizlikleri bir düzen içerisine almak, beslenme şeklinizi gözden geçirmek, daha sağlıklı ve doğal bir beslenme şeklini önemsemek önemli olurken, eğer uzun zamandır sağlıktan dolayı sıkıntı ve problemleriniz varsa artık bütün bunları geride bırakacak cesareti ve gücü de kendi üzerinizde bulabilirsiniz. Şöyle bir baktığımda fiziksel aktiviteler, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz için size gereken cesareti verecek. Ama aynı zamanda
bu dönem bitki çaylarından da destek alabilirsiniz. Bitki çayları sizi hem rahatlatabilir hem de uykusuzluk gibi problemleriniz varsa, anksiyeteleriniz ve tedirginlikleriniz varsa bu tutulma zamanı bunları çok daha rahat atlatmanıza neden olabilir. Neden bunların üzerine basa basa söylüyorum? Çünkü 2 Ekim zamanı yine sizin burcunuzda bir tutulma gerçekleşecek. Bu da hayatınızla ilgili büyük kararlar alacağınız bir döneme doğru gittiğinizi gösteriyor. Ama büyük kararlar sağlam vücuttan çıkmalı sevgili teraziler. Ay tutulmasıyla beraber sağlığınızı şöyle bir gözden geçirin. Önceliklerinizi belirleyin. Ondan sonra 2 Ekim'deki tutulmayla beraber hayatınıza dair çok daha güzel kararlar alabilirsiniz. Evet sevgili akrepler, şöyle bir bakıyorum. Duygusal derinliği iyi yönetmeniz gereken bir döngü içindesiniz. Tutulma aşk evinizde gerçekleşiyor ve tabii ki aşkla ilgili olguları karşınıza getirecek. 6 ay boyunca hayata çok daha keyifli gözlerle bakacak, sevdiklerinize vakit ayırmak isteyecek. Eğer alınganlıklarınız, küskünlükleriniz varsa bu alınganlıkların ve küskünlüklerin artık geride kalması gerektiğini fark edeceksiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler, çocuklarıyla ilgili konularda kararlar almak isteyenler biraz gözlerini açık tutmalı. Gerçekçi adımlar atmalısınız sevgili akrepler. Tabii ki 2 Ekim'de oluşacak güneş tutulmasıyla beraber kadersel alanda da önemli bazı konular karşınıza geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Krizleri iyi yönetin. Çünkü krizleri sizden daha iyi yöneten bir başka burç olamaz. 2 Ekim'deki tutulmayla beraber karşınıza gelecek, sizin dışınıza gelişecek olaylar karşısında biraz daha sakin davranmalı. Şüphe duymak yerine dürüst olmak, açık iletişimle aslında güven mekanizmanızı daha fazla sağlamlaştırmaya özen göstermelisiniz. Evet sevgili yaylar, özellikle huzur yaşam alanınızı destekleyecek bir tutulma gerçekleşiyor. Bu da şu anlama geliyor, huzurlu olmak için evinizde bir yenilenme etkisi devreye giriyor. O yüzden evinizde yenilik yapmak, evinize alışveriş yapmak, işte dolabınızı, kilerinizi baştan aşağı yenilemek ya da uzun zamandır düşündüğünüz belki mobilyalar, eşyalar, cihazlar bunlarla ilgili konularda önemli kararlar almak işte bu tutulmanın ana konusu. Eviniz, aileniz, yuvanızda önemli adımlar atmak isteyecek. Duygusal konularda da ailenizdeki insanların arasındaki en büyük bağ siz olacaksınız. Empati kurarak eğer aile ortamında küskünlük yaşadığınız, sıkıntı yaşadığınız insanlar varsa onları affederek, onlarla daha fazla iletişiminizi kuvvetlendirerek aslında duygusal yüklerinizden arınmanız mümkün. Yine evinizde egzersiz yapmak, kendi sağlığınıza önem vermek önem kazanıyor. 2 Ekim'deki tutulma ise sosyal çevre alanlarınızı hareketlendirecek, yeni insanlar ve ortamlardan yana şansınızın güzel olduğunu göreceksiniz. Yine değişik yerlerde bulunmak size iyi gelecek. Evet oğlaklara geldiğimizde şimdi oğlaklar yakın çevre ilişkileri önem kazanıyor. Bir kere yakın çevre ilişkilerinizi geliştirmeniz gerek. Esneklik göstermeniz gerek. İletişim halinde olduğunuz insanlar kim? Akrabalarınız olabilir, çok yakın dostlarınız olabilir, kardeşiniz, abiniz, ablanız olabilir. Ama onlarla olan ilişkinizde yeteri kadar doğru adımlar atabiliyor musunuz? Ya da onlardan beklediğiniz ne? Onlardan karşılık görebiliyor musunuz? İşte bütün bunu sorgulamaları çok rahat yapacağınız ama diğer taraftan işle ilgili konularda da iletişimsel konuları da hızlandıracağınız bir tutulma altında olacaksınız. 2 Ekim'deki tutulmayla beraber kariyerinizde önemli açılımlar devreye girebilir. Eviniz, aileniz, yuvanız ve aynı zamanda kariyerinize etki edecek aile büyüklerinizle beraber vereceğiniz kararlar sizi gerçekten yukarıya taşıyacak ve ruhunuza iyi gelecek sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Mesela dijital düzenlemeler yapmalısınız bu dönemde. İşte e-maillerinizi gözden geçirmek, işte mesaj atıyorsanız mesajlarınızın doğru insanlara gidip gitmediğini görmek. Diğer taraftan dijital detoks bile yapabilirsiniz biliyor musunuz? Ama bunları yapmak istemiyorum, ben bunları daha çok hayatıma almak istiyorum diyorsanız da işte doğru adresleri bularak daha çok bu alışverişlere yönelebilirsiniz. Sevgili
Sevgili kova ve yükselen kovalar, evet ay tutulması para hanenizde gerçekleşiyor. Hemen durun canım, hemen panik yapmayın. Para hanenizde gerçekleştiği için cebinize güzel paralar girebilir. Tabii ki bunu doğru yerlere yatırım yaparak değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kere kişisel bakımınıza, belki de böyle teknolojik aletlere ve cihazlara daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Yine hobilerinize ve eğitim hayatınıza daha fazla harcamalarda bulunabilirsiniz. Ama böyle kişisel zevklerinizi arttıracağınız akıllı cihazlar, ev aletleri, teknolojik bir takım cihazlar, robot süpürgeler, böyle moda parçalar, termoslar, bunlarla ilgili alışverişler ruhunuza iyi gelebilir. Gerçekten keyif alacağınız iki tutulma, 2 Ekim'deki tutulmalarda seyahat alanlarınızı hızlandıracak, hayata ve geleceğe daha umutla bakmanızı sağlayacak sevgili kovalar. Ve geldik son burcumuz olan balık burçlarına. Sevgili balıklar, aslında derin bir dönüşüm süreci içerisindesiniz. Parçalı ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve Neptün'le kavuşum halinde. Bu da bu tutulmayla beraber kendinize gerçekten önem göstermeniz gerektiğini altını çiziyor. Bir kere hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor sevgili balıklar. Bu tutulmayla beraber kendinize zaman ayırmalı, rahatlatıcı ve pratik deneyimler elde etmelisiniz. Mesela diyetinizi gözden geçirmeniz işinize yarayabilir. Daha çok mesela aktif bir yaşam tarzını belirleyebilirsiniz. Hareket edebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Uzun zamandır spor yapmak aklınızın bir köşesindeyse ve siz bunu bir türlü gerçekleştiremediyseniz bu tutulmayla beraber artık önceliklerinizi iyi belirleyerek kendinize daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini çok net göreceksiniz. Sezgileriniz ve algınız çok açık olacak. Bu etrafınızdaki insanlara yardım etme dürtünüzü de arttıracak sevgili balıklar. Ama tüm bunları yaparken kendi ihtiyaçlarınızı ve kendi isteklerinizi bir kenara atmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu tutulmanın ana teması ve ana size göstermek istediği konu bu olacak. Eğer bunu yaparsanız bu tutulmanın size iyi geldiğini göreceksiniz. Yine 2 Ekim'deki tutulmayla beraber şöyle bir baktığımda parasal konular hayatınızda önem kazanacak. Yine bütçe dostu alışverişler ya da bütçenizi gerçekten destekleyecek akıllı yatırımlar tutulmalarda size yol gösterecek. Evet arkadaşlar, 12 burcu tamamladık. Tutulma zamanı ne yaparsak bizi iyi gelecekti videomuz. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Migros her zaman geniş ürün yelpazesiyle bizlere iyi gelecek. Hangi burçtan olursak olalım, Migros bize iyi gelecek. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.